Gel bak. Gel bak. Gel böyle gel. Kızlar yanıma gelsin. Gel ha gel böyle. Gelin bak. Şimdi hoş gel. Tabii. Şimdi neden MYK ile genel başkan yardımcılarıyla değil de gençlerin bir kısmıyla yaptık? Onların daha 5 katı kameraların arkasında arkadaşlarımız var. Onlar temsilci olarak benim yanımdalar. Bu çocuklar benim güzel evlatlarım. Bunlar gönüllüler ordusu. Bunlar kendi telefonlarından, kendi kontörlerini yiyerek sağa sola telefon açtılar. Kendi bilgisayarlarını alıp partinin genel başkan yardımcılarının odalarında çalışma yaptılar. Kendi paralarını harcayarak buraya geldiler. Harçlıklarını harcayarak geldiler. Kendi telefonlarından, kendi bilgisayarlarından, çünkü o kadar bilgisayarımız yoktu zaten. İşte Türkiye'deki 100.000 aslanın temsilcileri burada. Bu dünya siyaset tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay bu. 2018'deki imza toplamayla şimdiki imza toplama aynı değil. Anlatacağım farklarını. Her türlü engellemeye, her türlü baskıya, iftiraya, ayak oyununa, karalamaya papuç bırakmadılar. Ben imza verenleri, imza için çalışanları yürekten kutluyorum. Ve diyorum ki o seçim kurulundan size verilen imzaladığınız bir nüsha, o örneği saklayın onu. O Türkiye'nin demokrasi belgesidir. Tek adam dayatmasından, tek adamlı yönetimden, tek adaylı dayatmaya karşı Türkiye'de demokratik bir duruştur o. O bir ilkedir, bir omurgadır. Ve demokrasimiz için yaptığınız katkının bir diplomasıdır o. Takdirnamesidir. Onu saklamanızı istiyorum. Muharrem İnce'den hiçbir şey beklemeden, Memleket Partisi'nden hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey almadan, 100.000 gönüllü, 100.000 inanmış aslan, bunlar size bir miras olarak kalacak. Çocuklarınıza o belgeyi göstereceksiniz. Biz Türkiye'deki tek adam dayatmasına bu belgeyle karşı çıktık diyeceksiniz. İlke için buradayım, onur için buradayım, omurga için buradayım, dik duruş için buradayım, Atatürk için buradayım diyenlerin belgesidir. İşini gücünü bırakıp hasta yatağından kalkan, tarladaki işini yarım bırakan, 300 kilometre yol giden biliyorum. Yol parası harcı. Koşarak giden, koşarak, sevinçle seçim kuruluna giden memleket sevdalısı kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Mavi şapkalılara, mavi gömleklilere, onlar benim güzel evlatlarıma diyorum ki hepinizi alnınızdan öpüyorum siz. İstesek ilk gün toplayabilirdik. İlk gün toplasaydık AKP'liler yardım ediyor diyeceklerdi. Çünkü her tür iftiraya attılar. Her şey planladığımız gibi oldu. Her şey. Bir saatlik bir gecikmemiz var. Gecikmemiz bir saat. Onda da deprem bölgesindeki hedeflerimizi de tutturamadık doğal olarak. Gecikmemiz de bir saattir. Ellerini ovuşturdular. Aman toplayamasın diye iftiralar attılar. Sahte evraklar düzenlediler. Sahte evraklar. İkinci gün toplandı. Baktılar ki toplanıyor. Bu sefer başka bir sahtekarlık yaptılar. İmzalar toplandı. Sandık kuruluna gitmenize gerek yok diye mesajlar attılar. Bütün bunlar gözümüzün önünde oldu.
tam FETÖ taktiklerini uyguladılar. Bu seçimde, bu yarışta ilk kez FETÖ'cüler en aktif bir şekilde çalışan FETÖ'cülerdi. AK Parti gençlik kollarına mesaj çekmiş. Yok böyle bir mesaj. İnsanların kafasını karıştırmak için. Beykoz'dan otobüs kaldırıyorlarmış insanların kafasını karıştırmak için. Parti sözcümüzün açıklamasına yarıda kesip videolar yaptılar. Yani FETÖ'cülerden gerçekten çok çok şey öğrenmişler. Hazine yardımı yok. Belediye yok. Marjinal gruplar yok. Arkamızda tarikat yok. Tamamen organik. Gönüllüler ordusu. Bir haftada 100.000 üye oldu. Bırakayım 100.000 yeni üye bir haftada. Dünya siyaset tarihinde yeni kurulmuş bir parti bir haftada 100.000 üye gönüllü 30 yaş altı. Böyle bir olay var mı? Ben bilmiyorum. Bu bir zaferdir. Tarihteki yerini alacaktır. Yalanlara inanmadınız. Baskılara boyun eğmediniz. İftiralara itibar etmediniz. Saldırılara siper oldunuz. Göğüs gerdiniz. Firari FETÖ'cüler, PKK'lılar, genel merkez ve belediye beslemeleri seni de bölücü ilan etti güzel kardeşim. Seni de bölücü ilan etti. Bunu unutmayın. Ama çocuklar ya, helal olsun size. Çok güzel direndiniz bunu. Hiç merak etmeyin. Muharrem hocanız Cumhurbaşkanı seçildiğinde bu terör örgütlerini, bu çıkar şebekelerini yerle bir edeceğim. Kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'yi marjinal gruplara teslim etmeyeceğiz. Türkiye'de ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyen milyonlarca insan var. Türkiye'yi marjinallere muhtaç etmeyeceğiz. Attıkları çamurlar ne bana yapışır ne de size yapışır. Bunları besleyenler, bu trolleri destekleyenler Türkiye'ye demokrasi getiremez. Bu trollerden medet umanlar, PKK'lılardan, FETÖ'cülerden, bunlardan medet umanlar Türkiye'yi özgürleştiremez, Türkiye'yi zenginleştiremez. Sen güzel kardeşim benim, benim güzel evlatlarım, memleketin evlatları, kutuplaşma istemiyorsunuz. Seçenek sundunuz millete. Bir ihtimal daha var dediniz. Mahkum değilsin dediniz. Siz bunu sunduğunuz için Atatürk'ün yolundan giden gençler, bir ihtimal daha var diyen gençler, bölücüye de gericiye de izin vermeyeceğiz diyen gençler, sizinle gurur duyuyorum ben. Sadece iftiracılar mı var? Hayır, sadece iftiracılar yok. Bir de beceriksizler var. Beceriksizler. Mesela şu anda E-Devlet'ten soyadını değiştirebilirsin. E-Devlet'ten diplomanı alabilirsin. Askerlik durum belgeni sorgulayabilirsin, alabilirsin. E-Devlet'ten adli sicil kaydını alabilirsin. Üniversite diplomanı bulabilirsin. Seçmen kaydını bulabilirsin ama E-Devlet'ten imza veremezsin. İnternetten TOG'a başvurabilirsin. İnternetten TOG'a başvurmak serbest. Muharrem İnce'ye imza vermek yasak. Ne yapmak istiyorsunuz siz? Ne yapmak istiyorsunuz? Zorlaştırmak. Ankara'da imza vermeye giden varsa içinizde bilir. Otopark problem. Polis kordonunun içinden geçeceksin. 3 kere çantan aranacak. Çıkışta bir daha aranacak. 4 kere. Eziyet. Tam bir eziyet. Suçlu muamele. Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan
sözde sanatçılar. Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler. Ben salon siyasetçisi değilim, sokak siyasetçisiyim, sokak. (Gülüyor) 50 günde bu gençlerle Türkiye'yi nasıl örgütleyeceğimizi, nasıl ayağa kaldıracağımızı herkes görecek, herkes görecek. Nasıl yarıp geçeceğimizi herkes görecek. Değerli arkadaşlarım, sevgili gençler, o sırça köşklerinde oturanlar, o salon siyasetçilerinin kirlenmiş kalpleri sizin memleket sevdanızı anlayamaz. Diyorum ki, güzel evlatlarım, hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Sen imzanla surda bir gedik açtın. Kirli oyunları bozdun. Bizim bir sel suyu olmadığımızı, gümbür gümbür akan bir nehir olduğumuzu, bu topraklara bereket getireceğimizi herkes görecek. Biz zengin toprakların fakir çocukları olmayacağız. Biz bu ülkenin tarlalarından bereket fışkırtacağız. Fabrikalarının dumanlarını tüttüreceğiz, insanlarımızın yüzünü güldüreceğiz. Onun için buradayız. Bu noktada motor kuryelere, mavi şapkalılara, genel merkezin bizimizde kendi telefonuyla telefon açan kardeşlerime, seçim kurulu önünde Memleket Partisi adayının güzel yeri olsun diye Eskişehir'de soğukta sabahlayan İsmail'e, küçük çocuğumu bırakacak kimsem yok diyen Aslı'ya, isimsiz kahramanlara, hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçimde bir şey daha gördüm ki, Türkiye'de centilmenlik yok olmuş. 2018'de ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıydım. Mitinglerde çıktım, Sayın Akşener'e imza verin dedim. Sayın Karamollaoğlu'na imza verin dedim. Sayın Perince'ye imza verin dedim. Bu centilmenliği bekledim aslında. Hiçbirini göremedim. Sadece engelleme gördüm. Değerli arkadaşlarım, yurt dışından imza veremiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Konsolosluğa gitsin imza versin. Orada da bir ket var. Yurt dışındaki vatandaşımız imza veremedi. Oy kullanıyor. Neden imza veremiyor? Her şey planladığımız gibi oldu. İmzaları 3750 kişi topladı. Hangi ilden ne kadar olacağını hepimiz biliyorduk. Her şey planladığımız gibi. Ama arkadaşlarıma şunu diyorum. Ve az önce açıklamalara birini unuttum, onu da ekleyeyim. Bana mesaj atıp ameliyattan yeni çıktım, imzaya gidiyorum diyen profesör arkadaşıma da selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum burada. Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlardır. Şimdi sizlerden bir şey istiyorum. Rehavet yok. İmza toplamaya devam ediyoruz. Pazartesi günü saat 20'ye kadar. Bu seçim kuruluna da güvenmiyorum. Düşürürler, müşürürler. Devam. 150 bin mi olur, 200 bin mi olur? İşi sağlam alalım. Sakın ha. Rehavet yok. Pazartesi günü akşam 20'ye kadar devam ediyoruz. Görevli polislerimizden, seçim kurulundaki memur kardeşlerimden özür diliyorum. Hafta sonları sizi çalıştırdık. İnanın üzüldüm. Bizim için oradasınız. Ya E-Devlet'ten olur bu deselerdi, siz o hafta sonu çalışmayacaktınız. Bu sizi yorduk. Ama bizim yüzümüzden değil, bu devleti yöneten beceriksizler yüzünden. O memur arkadaşlarım, çevreyi kirlettik, çöpü toplayan arkadaşlarım, orayı bekleyen polis arkadaşlarım, hepiniz hakkınızı helal edin diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Buyurun.
Sayın Önce, iki sorum olacak. Birincisi, engellenmeye çalıştığınızı iddia ettiniz şimdi. Bu kim tarafından ya da hangi odaklar tarafından? İkincisi de CHP'li 107 eski vekilin size bir çağrısı olmuştu, dayanışmanın parçası olun diye. Tamamına da yansımıştı bu açıklama. Buna bir cevabınız olacak mı? Engellemeyi anlattım işte. E-Devlet engeli var. Yurt dışı engeli var. Polis kordonundan geçme engeli var. Var da var. Yani imza çok daha kolay olabilirdi bu. Her tür engelleme. İftiralar var. İftiralar var. Sahte belgeler var. Bunların hepsi ortada. Yani imza toplandı gitmeyin diye insanları kandıranlar var. Bunların hepsi oldu. Yani herkes biliyor bunları. 107 milletvekili arkadaşım. Bunlar benim arkadaşlarım. Beraber görev yaptık onlarla. Çağrılarının anlamını buluyorum. Fakat ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi değilim. Ben bir başka partinin, Memleket Partisi'nin genel başkanıyım. Onlar ise CHP üyesi. O çağrıyı bana değil, genel başkanlarına yapmaları lazım. Birincisi bu. İkincisi, o arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Arkadaşlar, CHP'nin tüzüğü antidemokratikleştirilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Partinin basın toplantısı salonundan Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? Ne yaptınız? Yani saraya giden CHP'li yalanını ortaya attıklarında siz ne yaptınız? Yani seçim gecesi yalanını attıklarında siz ne yaptınız? Atatürk'e CHP içerisinde hakaret edilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı, çıkarmadınız mı? Ön seçim kaldırılırken siz ne yaptınız? Partideki bütün bu antidemokratik uygulamalar yaşanırken gıkını bile çıkarmayanlar, koltuk derdine düşenler bugün bana demokrasiden bahsedemezler. Geçmişteki tavırlarını hatırlatırım onlara. Hiç sesinizi çıkarmadınız. Neredeydiniz siz? Siz benim arkadaşımsınız. Beraber çalıştık. Ben 16 sene milletvekilliği yaptım orada. Birinizden bir tepki görmedim sizin. Atatürk'e hakaret edilirken, Atatürk'e Dersim katliamcısı denilirken biriniz tepki gösterdiniz mi? Hanginiz ne yaptınız? Onun için çok inandırıcı gelmiyorlar bana. Buyurun. Efendim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve sizin arda arda olumlu açıklamalarınızın ardından bir görüşme mi gerçekleşecek sorusu tekrar ortaya çıktı. Bununla ilgili bir tarih konuşuldu. Ne zaman görüşeceksiniz? Benimle sadece biz imza toplamaya başlayınca haberler görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı teklif edilecek. Niye? Niye bu haberler? İmza toplama sürecini engellemek için. Kimseden bakanlık falan beklentimiz yok bizim. Bakın arkadaşlar, tekrar net söylüyorum. Bugün yazıyor birisi, yine bir gazeteci arkadaşımız. İşte yok görüşmeler varmış da, benim yakın çevremden almış da. Tamamen palavra. Bakın söylüyorum. Benimle bir ilişki kuran olmadı. Görüşme talebi de olmadı. Nokta. Teşekkür ederim.